Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsi dıktanlar ekranımızda bulsun. Süleyman Soylu kanunsuz köçmeler meselesi hakkında toxtaldı. 2 Ağustos İçki İşler Ministri Süleyman Soylu akbarat organlarına bu yıl 29 Eylül'e bulgan mezgilde 177.654 kanunsuz köçmenin nazaretke ilinganlıkını bildirgen. Süleyman Soylu akbarat organlarına bunlarını bildirgen. Çoğun bir köçmenler dolkonuğa doç geldi. Lekin başkuralma kaldıgan birer krizisinin içi de emesimiz. Vaziyet muayyen siyaset bilen başkuralvatıdı. Türkiye'de vaktlik panahlanguçi salayetige ege 3.639.284 Suriye puhrası var. Türkiye tarihinde kubul kılıngan umumi köçmenler sanının bu vaktlik panahlanguçi sanını koşkanda 5.700.000 kişiye yetidi. Türkiye halkaralık panahlık iltimasını mı kubul kılalaydıgan kabiliyetge ege. Bunundan ilgili panahlanguçlarını bizim namimizin Birleşken Devletler Teşkilatı Panahlanguçlar Ali Komissarlığı kabul kıladı. Aldığı ile Türkiye'nin köçmeler meselesi de kolga keltürülgen hak, hukuki ve kabiliyeti iltimaslarını Türkiye'nin bivasıta öz namından kabul kılalaydıgan buluşunu işgaşırdı. Vaziyet normallaşkan çağda Suriye'ye kayıtıp gitişini kılalaydıganlarının nispeti tahminen 70% buluşu mümkün. Hazırga kadar küçük ballarını mı koşkanda 92.289 Suriye puhrası vatanına kaytdı. Kanunsuz köçmenlerge karşı küreşni mi devamlaştırıp atkanlıkını bildirgen Süleyman Soylu, kündü otura hesap bilen 2000 kanunsuz köçmenin nazaretke ilinip atkanlıkını ta'kidlegen. Xitay prezidenti Trampın bayonotiga inkas qaytardı. 2 avgust Dovya xabarlari to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Amerikaga qarshi bayonot e'lon qilib, Amerika prezidenti Donald Trump 1 sentabrdan boshlab 300 milliard dollarlik mahsulotimizdan 10% qo'shimcha boj olish qarori ijro qilingan ahvolda qarshi tadbir olganligini bildirgan. Bayonotda yirichiliklarni avjiga chiqarishining dunyo iqtisodiga foydali emasligi mümkün mü en kısa vaxt içinde bu hatalıklarının kayıtışı gerekliğine? Hazır mı Amerika Sot Mahkemesi'nin koluda fırsatının varlığını ve Amerika'nın Ağustos ayında devamlaşış planı kılıngan Suudi müzakirleri meselesi de samimiyetini namayana kılış gerekliğine tekitlep, Yeluruş bilen birge Xitay'nın herkanda tehditlerden korkup kalmaydıqalıqı hakkında tehditlerini musalgan. Suriye meselesi hakkında hitapname ilan kılındı. 2 avgust Türkiye Avaz Radyosu xabarda bildirilishicha, Türkiye, Rusya ve İran 13. qitimlik kapalatchi devletler yig'inida İdlib jiddiyligini pasaytish, rayonida fuqarolarning o'limining oldini olish ve kapalatchi devletlerinin harbiy xodimlarining bexatarlikini kapalatga ega qilish haqida konkret tadbirlarni yo'lga qo'yishga kelishim hosil qilib, o'rtaq xitobnoma e'lon qilingan. Tereplar Kazakistan paytaxtı Nursultan'a ijilgan yığınının ikinci günü de Xitabnamenin mezmurlarına kilişiş üçün iki tereplik ve üç tereplik yığınlarını uyuşturuş neticesi de Kazakistan Muavin Taşkı İşler Ministri Roman Vasilenko, Türkiye, Rusya, İran, Beşer Esed Hakimiyeti ve Öktüçilerinin heyeti bir yerge cem bulup yığınının yibliş Xitabnamesini okuğan. Xitabnamede tereplerinden Suriye'nin zimin pütüllükü, müstakillikü ve ilgili hukukuğa hürmet kıldıgallıkını alayda takitlep, Daişka, Nusra aldığın sıpıga ve BMT xavfsizlik kengişinin tizimlikiga kirgizilgen kişilerge karşı kureşinin devamlaşıdığalıqını qeyd qilingan. Xitobnomada yana Suriyaning sharqiy shimolining vaziyatimi tilg ilingan bo'lib, rayondagi bexatarlik ve muqimliqning faqat Suriyaning egli huquqiga ve zimin putuligiga hurmat qilgandila ondan amalga oshadiganligi, Suriya ixtilofiga harbiy chorining qorga kelmaydiganligi, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nazorat ostidagi siyosiy o'tkinchi bosqichga bo'ysunish alohida ta'kidlangan. Xitobnomaning oxirida bulubmi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Suriyaga qilinayotgan yordamni ko'paytirishni chaqiriq qilib, keyingi qitimliq kapolatchi davlatlar yig'inining oktyabr ayida Nursultonda o'tkazilganligi e'lon qilingan. Abdulkim Yusuf xalqaro jamiyatdan yordam so'radi. Bugün Facebook'ta tarqıtılgan silliq ko'rinishdan ma'lum bo'lishicha, Abdulkim Yusuf Qatar doiralari tarafidan Xitoyga o'tkazilib berish xavfiga duch kelganligi uchun xalqaro jamiyatdan yordam so'rgan. O'zini Sharqiy Turkistonning Xotandan ekanligini bildirgan Abdulkim Yusuf o'zining Qatar doiralari tarafidan Doha aerodromida tutib qilinganligini, Qatar doiralarining Xitoyga o'tkazib berishga tayyorlanayotganligini, Xitoyga o'tkazib berilsa Xitoyning qiyin qistaqqa duch kelgandan boshqa
lagerga tutqun qilinish xavfining borligini bildirib, xalqaro jamiyatning o'ziga yordam qilib, Qatar hukumatining uni Xitoyga o'tkazib berishning oldini olishga iltijo qilgan. Abdulkim Yusuf asli Pokistonda yashayotgan Uyg'urlarning biri bo'lib, yaqinda Pokistondan Xitoyga topshirilish xavfiga duch kelib, Xatardan qutulish uchun Qatar havo yo'li orqali Pokistondan qichib, o'zini xatardan qutulishga tirishgan bo'lsa-mu, biroq o'ylamagan yerdan Qatar xalqaro aerodromiga tushganda Qatar doiralari tomonidan tutib qilingan. Rahmat, yo'ldoshlarim. Mening ismim Abdulkim. Hozir shu Doha aeroportida meni Beijingga qaytaramiz deb aytgan aeroplanda tayyorlik qilyapti bular. Hozir men xalqaroning do'stlarining yordamiga kerak. Men asl tekkim hotellik. Amerika Afganistondan askar chekindirgan bo'ldi. 2 avgust Washington Post'si gazetasining Amerika mas'ullaridan naql olgan xabarda bildirilishicha, Amerika Afganistondan askar chekindirmoqchi bo'lgan. Xabarda Talibanning Afg'oniston hukumatı bilan bevosita keng doirada tinchlik kelishimini muzokara qilishni shart qilgan kelishimga asosan, Afg'onistondagi Amerika askarlarining sonini 14 mingdan 8 mingga tushirish taklif qilinganligi. Kelishim loyihasining Amerikaning Afg'oniston alohida vakili Zalmay Xalilzod bilan Taliban o'rtasida bir qancha oy davomlashgan muzokaralardan keyin bekitilganligi va oxirgi nusxasining Afg'onistonda kelar oy o'tkazilgan prezidentlik saylovidan burun o'tirg'a chiqqanligi. Mazkur kelishim loyihasi qabul qilinsa, Afg'onistondagi urushni oxirlashtirishga bisildigan eng muhim qadamlardan biri bo'lganligini bildirgan. Ismini oshkorlashni xohlamaydigan Afg'oniston hukumat amaldorlari muxbirga kelishim loyihasining Amerika askarlarining sonini azaytishni o'z ichiga olganligini, ammo qanchalik azaydiganligi va qachon azaydiganligi to'g'risida ma'lumotlarning yo'qligini oshkorlagan. Amerika davlat mudofaa ministrligi bergan ma'lumotida 2001 yili Afg'onistonda urush boshlangandan tortib hozirgacha 2400 Amerika askari jinidan ayrilgan. 20 mingdan ortiq askar yaralangan. Amerika uttur musabili yadro qurollar kelishimidan chekinib chiqdi. 2 avgust Nyu-York vaqti gazetasida xabarda bildirilishicha, Tramp hukumatidagi Xitoy sababli 1980 yillari sobiq Sovet ittifoqi bilan imzolangan uttur musabili yadro qurollar kelishimidan chekinib chiqqanligini e'lon qilgan. Xabarda mazkur kelishimning Xitoy masalasida Amerikaning qo'lini bog'lab qo'yganligi, ammo Rossiya taraf bu kelishimga amal qilmaganligini bildirgan. Amerika tashqi ishlar ministri Mayk Pompeo bu haqda to'xtalib, Amerika taraf Rossiyaga uttur musabili yadro qurollar kelishimiga amal qilish haqida 6 oylik surik bergan bo'lsa-mu, biroq Rossiya taraf buningga amal qilmaganligini, shunga bu kelishim bugun rasmiy bekor qilinganligini, boshqalar bu kelishimga xiloflik qilayotgan ahvolda Amerika uningga amal qilmaganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika bu yil yoz oxirida uttur musabilik boshqarilgan bomba siniqi ilib berishni planlagan bo'lib, yangi boshqarilgan bombalarning Rossiyaga qaratilmay Xitoyga qaratilishi mumkin ekan. Ma'lum bo'lishicha, uttur musabilik yadro qurollar kelishimi Amerika bilan sobiq Sovet ittifoqi o'rtasida imzolangan bo'lib, bu kelishim ayni vaqtda Xitoyni o'z ichiga olmagan. Amerika kelishimga amal qilish kuyida bo'lish bilan birga Xitoyning bu kelishim ichiga kirishni talab qilgan bo'lsa-mu, Xitoy kelishimga kirishdan bosh tortgan hamda har xil boshqarilgan bombalarni taraqqiy qildirishni boshlagan. Xitoyning ahli iqtidorlik turmi qurib chiqish haqidagi maxfiy hujjati oshkorlandi. Xitoy xizmat nazoratining bir maxfiy hujjatida har qaysi turmalarning asabiylikni yo'qotish xizmatini cho'nqirlashtirib, Uyg'urlarni va atalmish bid'at din murtlarini o'zgartirib chiqish talab qilingan. Shuning bilan bir vaqtda turmalarni tez suratda ahli iqtidorlik turmiga o'zgartirib, jinoyatchilarni 7 kun 24 soat kuzatib turish talab qilingan. Uyg'urlar bid'at din deb qorilib bostirilgan itqatchi ommalar va boshqa jinoyatchilarni qanday o'zgartirish haqidagi hujjatda munolar bildirilgan. Turma tarmoqlari yangi davr Xitoy sotsializm ideyasini o'zgartirishni astoydil o'rlashtirishi. Bu orqali jazo ijro qilinayotganlarni ideya jihatdan, ko'z qarash jihatdan partiyaning rahbarligini, ulug' vatanni, Xitoy millati, Xitoy madaniyatini va Xitoy alohidlikka ega sotsializm yo'lini itirof qildigan puralardan qilib chiqish kerak. Xitoyning ba'zi turmalaridagi kuzatish tizimisi bo'lsa, har bir kameraga to'rda ulangan kuzatish kamerasi va yashirin senzorlar o'rnatilgan bo'lib, chiroy tunish, harakatlarni sezish, o'rnini tahlil qilish qatorliq ilg'or aqli idrok texnikasini foydalanib, kamera va senzorlardan yig'ilgan uchurlarni bir taraf qila oladi ekan.
Her kaysi cinayetçilerinin hareketlerine tohtumay küstüş arkalık, hareket tehlili arkalık tepsili uçurlarını arıklaydıken, sistema cinayetçinin hareketini normal deb hüküm kılganda, ya ki güman kılganda türme sakçılarına signal yollaydıken. Dokulatta tanıştırılışça, küstüş sistemisindeki bir tal kamera bir la vakta 200 yakın kişinin çırayını periklendirilirken, adam kançılık köp buluşunu katli nezer, melum cinayetçilerinin ornini ve iş hareketlerini tuluk igelleyelirken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, şahslarına Cenab-ı Allah kitapşırımız. Şuna kalıp programı ahırda, ekran arkasındaki varlığı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.